Evet, burada Veysel Bey video çekmiş, göndermiş. Kendisine teşekkür ederim. Evet, konuş bakayım. Ben de dinlemedim. İlk defa dinliyorum. Mükemmel bir yorum. Ben de geçtiğini dinlemedim. Ne enfeksiyonu? Ha, bademcik iltihabı oluyormuş. O da tabii ki daha büyük sorunlar tetikliyormuş. Şimdi diyor, bademcik burada enfeksiyonu Ormus GMS ile kısa sürede iyileştirdim. Enfeksiyonun yayılmasını durdurdu. Birkaç defa kullandıktan sonra hemen etkisini göstermiş. Maşallah maşallah. Ormus GMS harika bir şey. Aslında Ormus GMS'nin açıkçası bu kadar etkili olacağını ben de inanmadım ilk başta. Ama kullananların yorumları muazzam bir şey. Koloidal gümüşle Ormus gümüş arasında bir fark var. O fark şudur. Koloidal gümüş hala metalik ve 5 ila 50 nanometre çapında. Nanometre. 5 ila 50. Ormus gümüş ise atomik boyutta, yani pikometre çapında. Ne demek istiyorum? Koloidal gümüşü 10 milyon defa büyütsek futbol topu kadar, Ormus gümüşü 10 milyon defa büyütsek toplinenin ucunun ucu kadar. Arada 10 milyon fark var aşağı yukarı. 10 milyon. O nedenle koloidal gümüş hücre içerisine nüfus etmez. Etse de oradaki mikrobu öldüremez. Fakat Ormus gümüş 1 hücreye girer. 2 hücre çekirdeğine girer. 3 hücrenin çekirdeğindeki kromozomun içine girer. 4 kromozomun içindeki DNA'ya girer. 5 amino asitlere kadar nüfus eder. Yani insan bünyesinde ulaşamayacağı nokta yoktur. Hatta beyin omurilik bariyerine BOS denir. BOS'u dahi geçer gider, her yere nüfus eder. Beyine, sinir sistemine, lenf sistemine, her tarafa nüfus eder. Koloidal gümüş öyle değil. Ha, bir de koloidal gümüş üretenlerin bazıları ne yapıyor? Gümüş tozunu suyla karıştırıp satıyor. Maliyetini sıfıra düşürmek için. Müşkaçılık yapıyorlar. Ha. Allah onları da ıslah etsin diyelim. Ne yapalım?